Ulusa Genç Türkiye gidelim. AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hitap ettiği bir program düzenlendi. Habertürk ekipleri de sahada an be an o anlara tanıklık ettiler. Buse, ne ön plana çıktı bugünkü toplantıdan, gündemden? Direktgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım saati aşan bir konuşma gerçekleştirdi. Hemen o konuşmanın notlarına, satır aralarına bakacak olursak, zamanın ruhu ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasette değişime ihtiyaç olduğunu işaret etti. Köklerimizden, geçmiş tecrübelerimizden beslenirken gözümüzü bir an olsun istikbalden ayırmıyoruz. Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin siyaset kurumundan talepleri de farklılaşmaya başladı dedi. Ve gelinen noktada bir hakikati görebiliyoruz. Zamanın ruhu toplumu dönüştürürken siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta, alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorlamaktadır ifadelerini kullandı ve yorulmuş olan kenara çekilsin dedi. Kongre süreci ve partide yaşanacak kadro değişimlerine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre sürecimizi sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Ve iki hususun altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi de hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşı koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2028 seçimlerine işaret etti. Türkiye için hayal kuran herkesi AK Parti'ye çağırdı ve normalleşme konusu yine muhalefetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Muhalefetin bir değişim içinde olduğunu ifade etti. Ne eski CHP Genel Başkanı'nın helalleşme kurnazlığının ne de mevcut CHP Genel Başkanı'nın normalleşme söylemlerini AK Parti'nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir ifadelerini kullandı ve CHP eski alışkanlıklarını pervasızca sürdürmekte artık zorlanmaktadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ana muhalefet partisindeki vitrin değişikliğinin vizyon aslında ve zihniyet değişimine tahvil edeceğini elbette zamanla göreceğiz ifadelerini kullandı. CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir dedi Erdoğan. Ve bizim temennimiz CHP'nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasi içselleştirmesi yani normalleşmesidir sözlerinde kaydetti ve Erdoğan muhalefetle diyalog halinde olmanın önemine de vurgu yaptı. Buna ihtiyacın neden olduğuna yönelik başlıkları da sıraladı. Aynı gemideyiz söylemini bir kez daha tekrarladı. Terörle mücadele, ailenin korunması, tüm dünyada artan İslam karşıtlığı gibi tehditler, iktidar ve muhalefetiyle daha fazla konuşmamızı, temas ve diyalog halinde olmamızı elzem kılıyor ifadelerini kullandı ve milli çıkarlarımızı koruma, savunma noktasında hep beraber kararlılık göstermemiz gerekiyor sözlerini de kaydettim. Gemideki delikleri büyütmenin, hatta siyasi itirazlarını esiri olarak yeni delikler açmanın kimseye faydası dokunmaz dedi. Millet olarak huzurumuzun, güvenliğimizin, refahımızın yolu gemiyiz. Sağ salim aslında salihi selamete ulaştırmaktan geçiyor sözlerini de kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni yasama döneminde inşallah böyle bir yaklaşımı hakim kılacağımıza inanıyorum dedi ve AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak uzlaşmacı, yapıcı diyaloğa açık tavrımızı sürdüreceğiz dedi. Ekonomiye ilişkin mesajları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir dedi. AK Parti'nin muhafazakar demokrat bir kimliği olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilata yönelik uyarıları da vardı ve yeni nesil noktasında, gençlik noktasında vurguları da vardı. Nesillerimizi, gençlerimizi kökü dışarıda bu tehlikeli akımlardan korumak amacıyla önümüzdeki dönemde çok daha hassas olacağız. LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak Türk ve Müslüman düşmanından beslenen ırkçı saldırganlığa aynı nazarla bakıyoruz. Bu noktada her bir arkadaşımın, her bir teşkilat mensubumuzun daha dikkatli, hassas olmalarını rica ediyorum ifadelerini kullandı.
yayınlandı ve Amerika'ya Netanyahu üzerinden bir tepki de gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yarın Meclis Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya sesleneceğini hatırlattı. Netanyahu'nun ABD Temsilciler Meclisi'nde söz sahibi olduğu kadar Abbas'ın da parlamentomuzda konuşma hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye yeni katılan isimlere de rozet takıldı. 15 belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı ve AK Parti'ye geçen iki milletvekili, iki İstanbul milletvekili Seyitan İssiz ve Ahmet Ersagun Yücel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı ve AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı AK Parti Kongre Merkezi'nde konferans salonunda gerçekleştirildi. Buse Gençtürk, teşekkürler kongreden aktardığım bilgiler için, detaylar için.